Merhaba arkadaşlar, spor en uygun fiyatlı, en güvenilir spor kasları sunmaya çalışacağım bugün. 5 tane kas çıkarttım, tabii ki daha fazla kask var. Onların da linklerini aşağıya ekleyeceğim ben. Shure NXR var başta, Bell Qualifier var, SKFF 397 var. Bu Vector Evo diye de geçiyor. Marushin'in 999 RS'i var, gerçekten hafif bir kask. Eski Rapid modeli var. Tabii ki hani farklı farklı fiyat skalasına sahip bunlar. Özellikle hani Shure NXR gerçekten güvenilir bir kask. Shure'yi örnek sunuyorum. Daha önceden Enduro kasklarda da GT Air'i sunmuştum. NXR da gerçekten spor olarak, spor sürüşlere uygun olarak güvenilir kasklardan bir tanesi. Bir iki tane arkadaş hani buna uygun giyim önerileri sunar mısın demişti. Ben de ona uygun giyim önerilerini daha sonraki videolarda paylaşacağım. Shure NXR kompozit yapısıyla, spor sürüşe uygun olmasıyla, kademeli olan iç cam yapısıyla gerçekten iyi bir kask. Aynı zamanda hani çok iyi hava alıyor ve altından işte kaza sonrası çıkabilen şu kırmızı bantları, double D bağlantısı, boyuna oturan iPad yapısıyla, iç pedlerinin çıkmasıyla, arka hava çıkış kanallarıyla, onlar da elle idare ediliyor. Gerçekten iyi bir kask ve hani hem spor sürüşlere uygun, hem çok iyi hava alabilen, terlediğinizde de o teri emebilecek bir yapıda yapmışlar bu kaskı. Dayanıklılığı da bir o kadar iyi. Benim hani beğendiğim kasklardan ve dayanıklılığı hoşuma giden kasklardan bir tanesi. Bell Qualifier ise hani başlangıç kaslarından bir tanesi denebilir. Fakat dışı polikarbondur arkadaşlar. Hani polikarbona ne kadar güvenilebilirsiniz? Siz araştırıp istiyorsanız bakın. Tabii ki hani NXR çok daha dayanıklı. Bell Qualifier alınabilir. Bell Vortex alınabilir. Bell Vortex biraz daha dayanıklı bir kask bence. Ama LS2 bence hani Shure NXR'dan sonra gelebilecek FF397 Vector Evo modeli bence daha iyi bir kask. NXR'dan değil, Bell Qualifier'dan bence daha iyi bir kask. Dış parlayan bir tane yapısı var. Kolay açılan ve kademeli açılan bir camı var. Burun pedi var. Çene pedi şöyle şuradan gösterebilirim. Mikrometrik bir tane bağlantısı var. Bunun da gerçekten iyi boyun pedleri var. Bu bir ekstra olarak şöyle bir güneş vizörüne sahip, şu yanından indirilip kaldırılan bir pinle. Üst havalandırma kanalı var, arka hava çıkış kanalı var, ön hava giriş kanalları var. Bunlar da gayet iyi ve sağlıklı çalışıyor ve uzun süre size iyi hizmet edebilecek. Spor sürüşlerinizde de yararlanabileceğiniz, gecede parlama özelliğine sahip olan bir kask. Bu kaskı da önerebilirim. NXR'dan sonra bu kask hoşuma giden kasklardan bir tanesi. 2 numaraya koyabilirim bu kaskı. 1. numarada NXR var, Shure NXR. 3. numarada Marushin var diye düşünüyorum. Ama aslında hani fiber karbon özelliklere sahip bir kask. Bu da gerçekten çok hafif bir kask. Hani bunlar arasında, tüm kaslar arasında neredeyse en hafifi. Çünkü bu 1100 gramlık bir kask. Diğerleri ortalama 1500 gramlara kadar gelen bir kask. Uzun yolculuklarda bunu daha iyi anlıyorsunuz. Kaskın kafanızdaki ağırlığı gittikçe artıyor. Eğer kendinizi, boynunuzu iyi korumuyorsanız, hani hem de bunun ağırlığıyla beraber bir ağrıma yapıyor tabii ki uzun yolculuklarda. Tabii hani o uzun yolculuklarda ben çoğunlukla en uzun 2 saatte bir mola veriyorum. Bazen 1,5 saatte bir mola veriyorum. En son işte Marmaris tarafına gitmiştim. Oraya gidene kadar 8 tane mola verdim. Yani herhangi bir acelem de yoktu zaten. Marushin'in özelliklerine geçeyim. Ön havalandırma kanalı var. Kademeli açılan bir tane camı var. Bir burun pedi var. Bir çene pedi var. İç boyun kısmındaki pedler gerçekten hassas. Double D bağlantıya sahip. Ön havalandırma kanalları çok iyi. Camınızın buhar yapmasını engelliyor. Üst havalandırma kanalları elle idare ediliyor, açılıp kapanabiliyor. Arka hava çıkış kanalı da gayet iyi. Dediğim gibi 1100 gramlık fiber karbon özelliklere sahip bir kask. Bir de en son olarak sunacağım LS2'nin Rapid modeli var. Rapid modeli 1400 gramlık bir model. Tabii ki bunlara göre daha uygun fiyatlı bir kask.
Hani bunu tercih eder misin dersen, yani ben olsam LS2 Rapid yerine Bell Qualifier'ı daha iyi buluyorum. Ama tabii siz hani ben bundan memnunum diyorsanız ve hani bunu da kullandıysanız, aradaki farkı biliyorsanız, hani siz uzun bir kullanıcıysanız aradaki farkları da ve hani kullanış kolaylıklarını da ve kaskın diğer özelliklerini de biliyorsunuzdur. Ben hani LS2 Rapid'i kullandım ama Bell Qualifier'ı çok kısa bir süre kullandığım için onun detaylarını çok fazla veremeyeceğim. Rapid fena bir kask değildir, uygun fiyatlıdır. Ama tabii ki FF397 bence çok daha iyi bir kask. Hepsi spor sürüşe uygun. İstediğiniz herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Schubert'in de hani spor kaskları var. Fakat elimizde onlardan çok fazla yok. Bunların hepsinin fiyatlarını zaten aşağıya ekleyeceğim. Özelliklerinden bahsettim. Eğer hani farklı kask modellerinden almak istiyorsanız ve hani bizim mağazamızda olabilecek olanların özelliklerini öğrenmek istiyorsanız yazabilirsiniz. Kendinize uygun bir kombin isteyebilirsiniz. Kendi motorunuza uygun, size uygun bir kombin isteyebilirsiniz. Ben de onları paylaşmaya çalışırım. Şimdilik spor kask önerilerim bunlar arkadaşlar. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Hepinize iyi sürüşler.